Uzmanlar, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alan, yaklaşık 200 kilometre genişliğindeki göktaşının, M-tipi asteroitlerin en büyüğü olduğunu söylüyor. Bunlar silikat kayaçların meydana getirdiği diğer asteroitlerin aksine, demir ve nikel gibi değerli madenlerden oluşuyor. Bu nedenle 16 Psyche'nin, tam 10 kentilyon dolar değerinde olduğu öne sürülmüştü. Ancak yeni araştırma asteroitte bulunan demir yoğunluğunun, düşünüldüğü kadar fazla olmadığını ve bu nedenle, değerinin de daha az olabileceğini ortaya koydu. Amerika'daki Purdue ve Brown üniversitelerinden araştırmacılar, 16 Psyche'nin komşu cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine odaklandı ve, bilgisayar simülasyonlarına başvurdu. Hakemli bilimsel dergi, Geophysical Research Letters'te yayımlanan bulgular, asteroidin aslında dev bir demir topu olmadığını gösterdi. Araştırma ekibi, göktaşının içinde demir yoğunluğunu azaltan, gizli bir kaya katmanı olduğuna inanıyor. Öte yandan, Dünya'dan yapılan gözlemler, tam tersi bir tabloya işaret etmişti. Zira 16 Psyche'nin yansıttığı ışıktan hareketle, yüzeyin metalden oluştuğunu söylemek mümkün görünüyordu. Araştırmada, bu çelişkiye de bir yanıt getirildi. Buna göre 16 Psyche'de ferrovolkanizma, yani demir püskürten yanardağlar var. Yeni bulgular doğrultusunda, göktaşının demir bir çekirdeğe ve kayalık bir mantoya sahip olduğu ve çekirdekten gelen lav akışının, manto üzerinde demirden bir kaplama oluşturduğu tahmin ediliyor. Önceki araştırmalar da 16 Psyche gibi göktaşlarında, ferrovolkanizmanın mümkün olduğunu ortaya koymuştu. Bu arada göktaşında, kaya katmanının olabileceğini savunan bazı uzmanlar, daha önce de Psyche'nin düşünüldüğü kadar, değerli olmadığını dile getirmişti. Örneğin, göktaşlarının değerinin hesaplandığı internet sitesi Astrink'te, 16 Psyche'nin değeri yaklaşık 27 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu rakam 10 kentilyondan çok daha az ama, göktaşının yine de epey değerli olduğu anlamına geliyor. Gökbilimciler, 16 Psyche'nin kesin değerinin belirlenebilmesi için, gidip yerinde inceleme yapmak gerektiğini vurguluyor. Bu da, NASA'nın yeni göreviyle mümkün olabilir. NASA, bu yıl içinde Psyche'ye bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor. Söz konusu araç, 4 yıllık bir yolculuğun ardından asteroid kuşağına varacak. Bu sayede bilgisayar simülasyonlarından elde edilen verilerin, ilk elden doğrulanması mümkün olacak. Araştırmanın yazarlarından Fiona Nichols-Fleming, görev heyecan verici çünkü, 16 Psyche çok tuhaf ve gizemli bir nesne dedi. Değerli madenler açısından zengin göktaşları, gelecekte asteroid madenciliği yapılması için uygun hedefler. Uzay madenciliği bilim camiasında ilgi görüyor çünkü uzmanlar, bu uğraşın Ay veya Mars tabanlı bir koloni için, gerekli madenleri uygun maliyetle sağlayabileceğine inanıyor. Kozmik madenler kullanılabilirse, diğer gezegenlerde kurulacak üsler için, gerekli yapı malzemelerinin Dünya'dan gönderilmesi gerekmeyecek. NASA'nın değerli madenlere sahip olduğu düşünülen, 16 Psyche adlı asteroit göndereceği uzay aracı basına tanıtıldı. Göktaşıyla aynı adı paylaşan uzay aracının, SpaceX'in Heavy Falcon roketiyle Ağustos'ta fırlatılması ve 2026'da hedefine ulaşması planlanıyor. Görev, Güneş sisteminin ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna ışık tutmayı amaçlıyor. Ancak göktaşının değerli metaller içerdiğine yönelik tahminler, görevi daha da heyecan verici kılıyor. NASA'nın Kaliforniya'daki laboratuvarında tutulan uzay aracına da ilgi yoğundu. Uzay Ajansı, bu NASA'nın Kaliforniya'daki laboratuvarında tutulan uzay aracına da ilgi yoğundu. Uzay Ajansı, bu hafta aracı basın mensuplarının ziyaretini açtı. Psyche'nin montaj, deneme ve fırlatma operasyonları müdürü Brian Bone, muhabirleri temiz odaya davet ederek, halka bu görev için harcanan yıllara ve sıkı çalışmaya dair, fikir verdi. Görevin baş araştırmacısı, Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Linda Elkins Tantin ise, bu göktaşı, Güneş sisteminin ilk zamanlarından kalma, küçük bir gezegenin metal çekirdeğinin bir parçası olabilir. Oraya varana kadar, ne olduğunu gerçekten bilemeyeceğiz diye konuştu.